Evet, Pınar Hanım. Buyurun. O gün ödül töreninde bir laf ettiniz. 3 hafta yakın oldu ama böyle hala beynimde. Dediniz ki benim için zor iş yoktur, engel tanıma. Ben de dedim evet. Nasıl yani? Ya hani hep böyle söylerler ya işte bunu yaparken ya da buralara gelirken ne gibi zorluklarla karşılaştınız sorusuna bir yanıttı. Bunu da sordular ve ben hiçbir zorlukla karşılaşmadım dediniz. Hiçbir zorlukla karşılaşmadım ama hayatımın hiçbir döneminde karşılaşmadım. Ya işte zorluk tabir edilen, zorluk diye tarif edilen şeyler belki bana zor gelmedi. Ha yaşadım mı olabilecek, bugün bir insan için karabasan olabilecek, kabus olabilecek günler de yaşadım zannediyorum ama ne üzüldüm, ne kırıldım, ne de motivasyonumu kırdım. Çünkü bunları yaşadığınızda yani dibe vurduğunuzda ayaklarınızı daha sağlam vurup daha yüklü, güçlü bir sıçrayış yapacağınıza inanmanız lazım. Ben bunları yaşayabildiğim için bence bugün ilerleyebildim. Bence bugün hiçbir şey bana ne zor geliyor, ne beni perişan ediyor, ne işte duygusal anlamda çöküyorum. Olabiliyor, elbette kötü günler yaşıyorum. Yani iş dünyasındasınız. Milyon türlü şeyle karşılaşıyorsunuz. Ama bir şey zor olarak görmeyeceksiniz. Mücadele edeceğiniz bir engel, bir engel, bir engel daha. Ben aşacağıma inanıyorum. Adım atıyorum, koşmaya başlıyorum. Bence zorluklarla atıyorum, mücadele edeceğinize ve başaracağınıza inandığınız için zorluklar İnanıyorum size. Zor tabii. Gelmiyor. Elbette içinizdeki... Neyse zorluk yaşamadığınızdan kesinlikle. Değil yani. Yani evet, zekama güveniyorum, kavramama güveniyorum, başa çıkabileceğime inanıyorum. İnandığınız zaman zaten oluyor da. Peki nasıl bir gelecek görüyorsunuz? Bundan sonraki hedefte böyle bir hayaliniz var mı? Daha başka hayalleriniz? Vallahi var. Ben teknede geziyorum filan böyle. Benim işte ekipte yetiştirdiğim genç kızlar işin başındalar. Of bana of. İşte her ay bankaya para yatırıyorlar. Ben de onları dünyada yer yiyorum filan. Yer var mı teknede? Yani geleceği de böyle görüyorum açıkçası. Bir 5 sene 6 sene daha böyle tam bilfiil saldırdıktan sonra her şeyi yerli yerine oturttuktan sonra geliştirebilmeleri için ekibimin gençlerine bırakacağım. Kızım da bunların içine dahil oldu. Kızım, işte torunum bir aile şirketine ve İpek Hanım çiftliğini bir aile olarak görüyorum. Aile şirketi derken yanlış anlamayın. Onların da yetişen çocukları var benim olduğu kadar. Bizim tabii yöneticim ve beceren sayısı yükseldikçe tabii ki müşteriye ulaşabildiğimiz yerler ve yaptığımız işler de çoğalacaktır. Sağlam ve sakin adım atmak istiyorum. Ve çok hızlı ani kararlar vermemeye çalışıyorum. Çok iyi yerlerde görürsem. Herkes kendini iyi bir yerde yani görür. Yani aslında ve sizinle eder. Beraber çalışan, doğrudan çalışan insanların çocukları da aslında geleceğe sizinle beraber hazırlanıyorlar. Elbette, gördüğüm resimde ben aile şu bu şekilde büyüyor. 12-13 yaşındaki çocukları hep de gözüme kestirdim. O şunu yapar, o bunu yapar, o lojistiği yapar. Çok fenasınız valla. Öbürünü İstanbul yolları falan tabii. Büyürken çocukların özelliklerini çipliyorum ve aklıma yazıyorum. Yani büyük şehirde bir şube açılımı bunu yapar. İşte bu lojistiği gayet iyi çözebiliyor. İşte matematikte çok iyi. Onu muhasebe ve kurumsalın başına alırız falan gibi. 10 yaşındaki çocukları da iyi. Geleceği şimdiden izliyorum. Yapılandırıp ben aynen teknemde öyle. Dolaşayım diyorsunuz. Aynen öyle. İpek Hanım çiftliği ailesinin içinden tekrar büyüyecektir ve mutlaka dışarıdan katılanlar olacak. Şimdi Nafiz Bey'in anlattığı gibi ben Ardahanlıyım. Ardahan'dan katılacaklardır. Mardin'den, Bitlis'ten, Tunceli'den. Ankara'nın doğusuna daha çok önem ve değer veriyorum. Ve onlara ulaşmaya, onlara yardım etmeye çalışıyorum. Belki bir gün İpek Hanım çiftliği ailesinin içinde böyle Voltran'ı oluşturmak gibi ayak bacak kol kafa falan eklenecek diye düşünüyorum. Yani Türkiye'deki tüm girişimci kadınlar hatta erkekler yani onları da alalım. Girişmek, çalışmak işte kendi toprağının karakterinde üretmek isteyen herkesin İpek Hanım çiftliğinde bir yeri var. Ben onları yer açarım. Yani gelene göre mutlaka bir yer, bir oda, bir evimiz, yere serecek bir yatağımız, bir tas aşımız var diye düşünüyorum. Böyle ilerleyecek. Bir şey soracağım. Ne kadar Buyurun. Dönem Ardahan'da kaldınız? Ya Ardahanlıyım demeyi çok çok seviyorum. Ardahanlıyım zaten. Her sene her yaz tatili boyunca babam okul kapanır kapanmaz biz Erzurum uçağına bindirirdi ve biz Kars'ta yani Ardahan'da köyümüzde 3 ayı geçirirdik. Hiç kesintisiz hiçbir şekilde almazdı. Hiç acımazdı. Açlıktan da öldürdük işte bitler kafamızda bilmem ne yalın ayak başı kabak. Köy çocukları arasında fotolarım var. Ben kendimi seçemiyorum. Yani köy meydanında toplanmışız. Ne babam tanıyordu bizi ne annem. Artık saçı şuradan bağlamışlar. Altımda etek, pantolon, şort falan. Çayın içine çim yiyoruz ama o bize toprak sevgisine kokuları, tatları, lezzetleri ve o insanlarla kaynaşabilmeyi getirdi. Ben şimdi mesela büyük bir A grubu diyorlar galiba, A sınıfı insan diyorlar. Halkını tanımadığını görüyorum. Yani halkını tanımadığı zaman halkla beraber olup üretemiyor. Çünkü çok kopuk. Yani o insanlar ne düşünür, ne yer, ne konuşurlar, kendi aralarındaki dinamikler nedir? Bunları anladığım için tarım ve toprak işinde ilerleyebildim. O da Kars'ın ve Ardahan'ın bana katkısı olsa kaç benim. Yaşına kadar kaldınız o bölgede? 14 yaşına kadar 14 her yaşına sene kadar. Her yaz. 3 yaşındayken aslında sizin, bile bırakırdı babam. Sizin üretim tohumlarınız doğuda atılmış. Kesinlikle Nazilli'de öyle. Filizlenmiş, bugün de yeşermiş meyvelerini kesinlikle veriyor. Kesinlikle öyle. Nafiz Bey aslında geçen hafta da aynı şey oldu. Güneydoğu kökenliydi
konuğumuz, Türkiye'nin kadın girişimcisi. Bugün de Pınar Hanım aynı şekilde Doğu kökenli. Bu aslında Doğu ve Güneydoğu'da kızlarımızın, kadınlarımızın ne kadar başarılı olacağını da göstergesi, en güzel örneği oldu bence. Son bir dakika sizin. Kesinlikle katılıyorum. Türkiye'nin eminim ben her ili önemli. Her ilinde büyük değerler var. Fakat Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da gerçekten cevherler var. Ben buna inanıyorum. Bizim daha önceki yarışmalarımızda da Mardin'den bir kere, iki kere üst üste Mardin'den Türkiye'de yöresinde fark yaratan kadın girişimci ödülü çıktı. Ya bunlar tesadüf değil. Hakikaten bugün Türkiye'nin ekonomisine bakıyorsunuz. Türkiye'nin ekonomisine Gaziantep gibi bir şehir damga vuruyor. Tabii. Yani Türkiye'nin büyümediği zamanlarda Türkiye ekonomisinin Gaziantep'in büyümeye devam ettiğini görüyorsunuz. Bu tamamen oranın insanının risk alması, becerikli olması, girişimci ruhu. Mayasında var değil mi? Mayasında var. Ben katılıyorum. Yani biz bugün bunu hakikaten gururla söylüyorum. Ben bizim Doğu'da, Güneydoğu Anadolu'da açtığımız şubeler İstanbul'daki şubelere göre çok daha kısa zamanda büyüyor, çok daha kısa zamanda yeşeriyor. Daha çabuk para kazanıyorlar, içleri daha çabuk doluyor. Yani hakikaten oranın insanı, siz verirseniz onlar size 2-3 karşılığını veriyor. Ya bu da herhalde Türk Anadolu insanının en güzel özelliklerinden bir tanesi diye düşünüyorum. Efendim çok teşekkür ediyorum. Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere. KOBİ'lerden sorumlusunuz. Aslında kadın girişimciliğinden, Türkiye'nin girişimciliğinden de sorumlusunuz. Bu anlamda uzun yıllardır sektöre hizmet ediyorsunuz. Yolunuz açık olsun. Çok keyifli. Özellikle Türkiye'nin yöresinde fark yaratan kadın girişimcisi. Çok İpek Hanım çiftliğinin ederim. Sahibi Pınar Kaftancıoğlu. Teşekkür Bakın bu defa doğru sana. Söyledim kapanışta. Size de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Önce kendi motivasyonunuzun farkına vardınız. Kendi başarınızın farkına vardınız. Bu ödül sizi taçlandırdı. Doğru. Türkiye'nin zirvesine çıktınız bence. Zaten nazilliğinin zirvesindeydiniz. Onu hep söylüyoruz. Sağ olun. Size de çok teşekkür ediyorum. Programıma katıldınız. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet efendim, Türkiye'de güzel şeyler oldukça biz bunları ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Sizler de bizi izlerseniz çok mutlu oluruz. Hoşça kalın.